Evet test 13 kazanım 8. Cumhuriyeti sağlık kazanımlar ve Türk'ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder demiş. Kazanımızda e, kazanımımızda birinci sorumuz Atatürk'e göre dünyada her milletin varlığı, değerli, özgürlüğü ve bağımsızlık hakkı ancak gösterdiği ve göstereceği uygar eserlerle orantılıdır. Uygarlık vurgusu varsa bir soruda orada direkt çağdaşlaşmaya gitmemiz lazım. Atatürk bağımsızlığın karaca hale gelmesi için neye önem vermesi gerektiği vurgulanıyor. O halde uygarlık yolunda ilerlemek ve başarı kazanmak yaşamın şartıdır demiş. Bu da çağdaşlaşmaya verdiği önemi gösterdiğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. İkinci sorumuz yukarıda verilen durum Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir demiş. Ee, Cumhuriyet döneminde Türk değerli, dogmatik düşünce yapısını ortadan kaldırmak, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirmek, deney ve gözleme ağırlıklarının uygulamaları genişletmek amacıyla üniversite reformu yapılmıştır. Üniversite reformu yapılması da Atatürk'ün bilimsel olduğunu gösterir. Çünkü üniversite bilimin ve bilimselliğin temsilcisidir. Dolayısıyla domatik düşünceye karşı olmak A seçeneğinin doğrular ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacak. Evet. Ses 13 soru 3 Nutuk ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Şimdi burada Nutuk'un farklı dillere çevrildiği vurgulandığı için evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada 1919-1920 yıllar arasında geçen Sürecin anlatıldığı, Mustafa Kemal tarafından anlatılması tarihi bir eser olduğunu gösterir. Sömürgeci devletler tarafından benimselmiştir. Hayır, sömürülen devletler tarafından benimselmiş. Çünkü sömürgeci devletlerle mücadele eden milletlere örnek olmuş. Sömürgeci devletlere değil. Dolayısıyla 3 yanlış, 1-2 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet, dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. 10. yıl nutkundan bir bölüm verilmiş. Buna göre Atatürk'ün hangilerine önem verdiği söylenebilir? Türk milletini yürütmekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif ilimdir diyor. Bu hem bilimsel pozitif ilim vurgusu bilimsel çalışmalara önem verdiğini gösterir. Tabi ee, tabii uygarlık yolunda ilerlemek de tabii ki de e, Mustafa Kemal'in çağdaşlaşmaya verdiği önemi gösterir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaratılış zekasını ilme bağlılığı, güzel sanatlara sevgisi, milli birlik duygusunun devamı olarak ve her türlü araç ve önlemlere besleyerek gelişmek milli idealimizdir diyor. Burada e, tabii akılcılık vurgusu zekasını ifadesi var. Doğrudur. Mantıklı toplum yapısına da önem veriyor bu ifadeyle. Buradaki ifadeyle. Doğru. dolayısıyla her üç doğru kabul edip sorumuzun doğru cevabına da D seçeneği diyeceğiz. Evet. Beşinci sorumuz. Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk ile ilelebet. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek gali ve harici bedbahtların olacaktır demiş Nutuk'ta. Gençlerin hitabenin verilen bölümüne göre açtık. hangisine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Laiklik ilkesiyle ilgili bir durum olmadığı için A seçeneği yanlış. Gençlerin iyi bir eğitim almasının gerekliliği vurgulanmadığı için C seçeneği yanlış. Diğer taraftan Türk gençliğinin çağdaşlaşmaya katkı sağlamasının önemli olduğu ifade edilmiştir diyor. burada da çağdaşlaşmaya yönelik bir vurgu yok. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza müdafaa etmek birinci görev olarak belirtildiği için gençlerin e, Cumhuriyeti koruma görevi Türk gençlerine verilmiştir ifadesi doğru olacaktır. Çünkü Türk İstiklali Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza etmek birinci vazife olarak Türk tarafından belirtilmiştir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Altıncı soru biz uygarlıktan ilimde ve fenden kuvvet alıp ve ona göre yürüyoruz. Dünyada her şey için medeniyet için hayat için muvaffakiyet için en hakiki müşrit ilimdir fendir. İlim ve fendin haricinde müşrit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir demiş. Sükun bu ifadeleriyle aşağıdaki tadan hangisine vurgu yaptı söylenemez. İlim ve fen bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğine vurguluyor. Çağdaş başlığının temelinde bilimin olduğuna diyor. Medeniyet için en temel durum ilimdir diyor. Yani bilimdir. Dolayısıyla B seçeneği doğru. Dogmatik düşüncenin bilimin temeli olduğu tam zıttı. Dogmatik düşünceyle bilim zıt kavramlardır. Dolayısıyla C seçeneğini söyleyemeyiz ve sorumuzun doğru cevabı. Bilimin her alanda kılavuz alınması gerektiğine, dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için yani her şey için e, temel neydir arkadaşlar? İlimdir. Dolayısıyla bilimin her alanda kılavuz alınması gerektiğini grupluyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, test 13 soru 7. Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün bir komutan eşsiz bir devlet adamıdır diyor. Hem komutan hem devlet adamı farklı alanlar çok yönlü olduğunu gösterir. O pek çok alanda ortaya koyduğu görüşleri milletini aydınlatmış, kalkınmanın gelişmenin ve çağdaşlaşmasının yollarını göstermiştir diyor. Bu da çağdaş olduğunu gösterir. Mustafa Kemal'in burada ileri görüşlüle ilgili bir durum söz konusu değil. Farklı alanlarda çalışma yapması çok yönlü, kalkınmanın temelini oluşturması çağdaş olduğunu gösterir. Dolayısıyla 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. 8. soru yaptıklarımız asla kafi görmeyiz. Yani yeterli görmeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamuru ve medeni, medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız demiş. 10. yılında buna göre hangilerine ulaşılamaz? E, şimdi burada bir hedef koymuş. Bu hedef doğrultusunda çalışacağız diyor. Bu da idealist bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. E, Tabi burada milleti için milletin refah seviyesini yükseltmeye çalıştığı milletini sevdiğini ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu gösterir. Diğer taraftan her alanda çağdaşlaşma hedeflemekte diyor. Milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız diyor. Tabi bu da milli kültür derken din, tarih, sanat her alanda her alanda çağdaşlaşma hedeflediğini söyleyebiliriz. Bu da yaptıklarımızı asla kafi görmeyiz ifadesi çağdaşlaşma sürecinin devam ettiğini gösterir. Dolayısıyla çağdaşlaşma sürecinin tamamlandığını düşünmek yanlış cevaptır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır.